Hatay'a gideceğiz, deprem bölgesine gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daydı. Temel atma törenine katıldı orada ve uzaktan bağlandı. Temel atma törenine katıldı ve hedefinde muhalefet partisi vardı. Yine siyaset konuştu yani depremden çok oranın yaralarını sarılması gerekirken oraya bir şeyler yapılması daha fazla şey yapılması gerekirken oraların eksiklerinin tespit edilmesi gerekirken siyaset konuşuldu daha çok ve şöyle söyledi bedava ev sözlerini de buraların yolunu da unuttular dedi muhalefet için. Yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi kendisine o da iktidara gelseydik sözümüzü yerine getirecektik diye cevap verdi. Seçim döneminde deprem zedelere Bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Depremzedelere ücretsiz konut sözümüz bir vaatten öte anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için bunu bilmemesi normal. Seçim öncesinde tarafları karşı karşıya getiren polemik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son çıkışıyla yeniden alevlendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu 6 Şubat depreminde evleri yıkılan depremzedelere bedelsiz konut vaadinde bulunmuş. Erdoğan laf ola beri gele diyerek tepki göstermişti Kılıçdaroğlu'na. Sözüm sözdür. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz. Beş kuruş almayacağız. Laf ola beri gele yok. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi Seçimler geride kaldı ama tartışma bitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan canlı bağlantıyla katıldığı toplu temel atma töreninde isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin yolunu unuttu dedi. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara gelseydik sözümüzü yerine getirecektik yanıtı gecikmedi. Milletvekillerinin geçen hafta bölgeye yaptığı ziyaretten fotoğraflarda paylaşarak Heyetimizin 15-16 Ağustos 2023'te deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden utanmasını beklemiyorum. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç yıl ziyaret ederek depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan olduk. 6 Şubat depreminde pisti ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın yeniden fay hattının geçtiği aynı yerde inşası tartışmalara yol açmış, deprem riski olan yerlerde yapılaşmaya ilişkin iki bakandan gelen farklı açıklamalar dikkat çekmişti. Erdoğan projesi tamamlandı yapımına başlıyoruz diyerek verdi havalimanı ile ilgili son haberi. Önceki yapıları ne yapıyoruz? Hatay Havalimanı'nınla ilgili projemizi yaptık. Aynı yere yapacağız maalesef. Zemin sıvılaşması olan yerler. Böyle bir şeyde ıslar resmen delilik olur. Yarın bir gün başımıza gelecek olan bir felakete kapaçmak olur. Hatay'da 5 bin konut ve iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projelerinin temel atma töreninde Erdoğan'ın startıyla butona basanlardan biri de fay hattının geçtiği yerlere artık yapı yapılmayacak vurgusu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki'ydi. Beton geldi. Hani muhalefet diyor ya beton filan nerede? Demir şelikler burada, betonla burada. Depremden hemen sonra atılan temeller, sembolik görüntüler eleştiri konusu olmuştu. Erdoğan o eleştirilere de böyle gönderme yaptı. Evet çok enteresan cümleler değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'a gitmiyor açılış için. Ankara'dan yapıyor açılışı. Temel atma törenine Ankara'dan katılıyor ama buranın yolunu unuttular diye muhalefeti eleştirebiliyor. Çok enteresan gerçekten de ama acılar üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor. Eğer ortada böyle büyük bir acı varsa siyasetin konuşulmaması gerekiyor. Yani işin asıl kısmı bu. Tamam espri yapıyoruz falan filan ama bu konuda ama asıl ciddi konu 50 bin kişi yurttaşımız hayatını kaybetmiş. 50 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetmişken hala bir siyaset malzemesi yapmak ve bunun üzerinden işte oy devşirmeye çalışmak çok hatalı bir şey. Çünkü Hatay'ın ve deprem bölgesindeki diğer illerin başka başka sorunları var. Öncelik olarak iktidarın bu sorunları çözmesi gerekiyor. Hani ana muhalefetle falan uğraşması gerekmiyor. Çünkü ana muhalefet partisinin lideri işte Cumhurbaşkanı seçilmedi zaten değil mi? Seçilseydi zaten başka şeyler yapacağını söylüyordu. Ama mevcut iktidarın başka konulara o bölgede odaklanması gerekiyor. Mesela İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı bir gözlem raporu var Hatay'la ilgili. Hani açılış yapıyorsunuz ya öyle açılış yapmak da olmuyor o iş. Şimdi Hatay'da çadır kentte 40 tane çocukla görüşmüşler bir rapor hazırlamışlar. Eksikler var diyorlar. Bakın bir çocuk şunu söylüyor. Yemek dağıtıyorlar, kalmadı diyorlar. Oyuncak dağıtıyorlar, kalmadı diyorlar. Bu çocuklara eğilmeniz gerekiyor. Başka tespitler de var. Diyorlar ki çocuklar temiz ve mevsime uygun kıyafetlere erişmekte güçlük çekiyor deprem bölgesinde. Eğitim devam ediyor ama kırtasiye malzemeleri eksik. Okullar açılacak. Değil mi? Bunlara bakın. Tuvalet ve banyoları yüzlerce kişi kullanıyor. Çocukların mahremiyeti İhmale açık diyorlar, Bu da çok önemli, çok hayati bir şey sorun. Bunlara çözüm bulması gerekiyor, mevcut iktidarın. Ve acılar üzerinden inanın siyaset yapmamanız gerekiyor. Sizlere yakışan bu olmalı.